Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Efendim Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bir Yolumuzu Aydınlatanlar programında daha sizlerle birlikteyiz. Karşınızdayız güzel konuları, mevzuları konuşmak üzere. Evlerinize, hanelerinize sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı her yere geldik, misafir olduk. İnşallah bu haftada faydalı bilgiler vermeye çalışacağız. Beraber önce kendi nefsimize, sonra da ekranları başında takipçilerimize anlatmaya çalışacağız, değerlendirmeye çalışacağız inşallah. Bu haftanın içeriğinden bahsederek ben hemen programı başlatmak istiyorum. Bu hafta Ali İmran Suresi 191. ayeti kerimede bahsedeceğiz. Her zaman olduğu gibi hadislerden bir demet, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler bizimle birlikte olacak. Her hafta olduğu gibi bir sahabeyi yad edeceğiz bugün. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan bahsedeceğiz. Iraklı zahit ve sufi Marufi Kerhi den bahsedeceğiz. Ebul Hasan el-Harakani'den tavsiyeler, Lütfü Doğan Hoca Efendi ki malumunuz bundan bir hafta öncesinde kaybettik, vefat etti, ahirete intikal etti. Onu da rahmetle yad edeceğiz ve Konya'nın manevi mimarlarından Mustafa Uysal Hoca Efendimizle Profesör Doktor Orhan Karmış'tan bahsedeceğiz inşallah. Ben hemen tabii şu hatırlatmayı da yapayım, bizden kitap hediyesi kazananlar seyircilerimize, izleyicilerimize kitaplarını teslim ettik elhamdülillah, çok şükür. İnşallah hayra vesile olmuş olduk. Güle güle okusunlar, bizlere de dua etsinler. Kitap hediyemiz yine olduğu gibi devam edecek. Ekranlarınızın sol alt köşesinde görünen benim şahsi numaram 554-251-48-91 numaralı telefona WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Kitaplarınızı ayırdık efendim, sizi bekliyor. İnşallah bu hafta da kitap hediyesi vermeye devam edeceğiz diyerek hemen kelamı erbabına bırakacağım ben. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Elhamdülillah. Allah daim etsin inşallah. Allah. Evet buyurun, söz sizde inşallah. Şimdi konuya girmeden önce gündem dışı iki tane bir konumuz var. Biri Filistin konusuyla ilgili bir şeyler söylemek lazım. İslam dünyası zaman kaybediyor. Sadece ölüleri seyrediyorlar, şehitleri. Maalesef bu çok üzücü bir olay. Yani Müslümanlar bu geceleri uyumaması lazım, uykusuz geçirmesi lazım. Çok acı bir gün yaşıyoruz yani. Netanyahu bir kere ifrit bir, sapık bir teröristtir. İslam ülkelerini de tehdit ediyor. Onların zayıf noktalarını biliyor. Koltuklarınızı muhafaza etmek isterseniz, yani istersek biz sizi indiririz demek istiyor. Tehdit ediyor. Bu işe karışmayın diyor. Yani ben sizi parça parça tek tek temizleyeceğim diyor. Bu konuda küfür tek millet olarak ABD İsrail'i devamlı destekliyor. O bir tarafa, aslında Müslüman ülkelerin içinde bulunduğu hal çok vahim bir hal var. Türkiye'de ABD üsleri var. Ürdün'de var ABD üsleri var. Çok büyük şapta. 10 bin civarında Amerikan askeri var. Katar'da var, ABD üssü var, işte Suudi Arabistan'da var, Mısır'da var, var. İslam ülkelerini işgal etmiş durumdalar. Şimdi burada şunu bizim idarecilerimiz anlaması lazım. Yani Yahudiler ancak güçleri anlar. Yani İslam ülkeleri güç birliği yapmaları lazım. Sadece kınama yapıp dağılıyorlar, toplanıp dağılıyorlar. Onlar da biliyor ki bir şey çıkmayacağını. Halbuki burada yapılacak işler var. Bu üsleri kapatılabilir, faaliyetleri durdurulabilir, petrol ihracatı azaltılabilir, savunma sanayi anlaşmaları durdurulabilir. Katar'ın, Suudi Arabistan'ın milyarlarca dolar paraları Amerika'dadır. Yani onlar çekilebilir, elçiler geri çağrılabilir, bir süre elçilikle kapatılabilir. Yani yapılacak iş çok. Ama bizim çok yatırım Müslümanların arası. Devlet idareci, işte o boykotlar vesaire filan. Ama bu Müslümanların idarecileri zafiyet gösteriyor. Koltuklarından korkuyorlar yani. Bütün İslam ülkeleri için bunu söylemek mümkün yani. Şimdi Türkiye için söyleyecek, işte incelik üssü kapatın ya. Daha önce kapatıldı. Bize Kıbrıs harekatında ambargo uyguladılar değil mi? Evet, kapatıldı. Geçici süre daha ondan önce bir defa daha kapatıldı. Malatya radar üssü var. Haberler alıyor görüntüleri. İsrail'le paylaşıyor ABD. Tamam kapatın yani. Ne oldu? Dünyanın sonu mu? Kapatmak lazım yani. Kendi savunma sanayimizi. Şimdi gidiyoruz Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya beraber uçak yapmışlar. Biz o uçağı alacağız. O uçakla ülkemizi savunacağız. Buna deliler bile inanmaz. Yani.
Bunu çok aptal olmak lazım inanmak için. Almanya karşı çıkıyor. Tam pazarlıklı yani. Topu birbirine çeviriyorlar. Yani futbolda diyorlar ya. Çeviriyorlar. Yani Batı'ya ümit bağlamak. Batı'nı bizim toplumumuz tanımıyor. Batı medeni falan değil. Evet. Batı yobaz, cahil. Bakın okuduğum raporu söylüyorum. Bundan 10 yıl önce 300 milyondu o zaman Avrupa Birliği'nin nüfusu. %34'ünün anne ve babası belli değil. Gayrimeşru yani. Tamam mı? Çok değil. İşte onun için de bizim aile yapımızı yıkmaya çalışıyorlar zaten. Siz böyle bir toplumla berabersiniz yani. Onlara sen veledi zina desen, işte kadınla kötü laf etsen, onlar umurunda değil yani. Bunlar güçler onlar ya. Siz ne zaman kendi uçağınızı yapacaksınız, havalandıracaksınız. Füzelerinizi, rampalarınızı, roketlerinizi, nükleer silahlarınızı, adamları öldürmek için değil, kendimizi korumak için. Bizim bunlar olsaydı, bu benim saydıklarım olsaydı, Amerikan gemisi Akdeniz'e gelemezdi. İsrail'i korumak üzere gelemezdi. Ama bütün bu şartlar altında dahil iddia ediyorum ki, Hamas orada Müslümanlar zaferi kazanacak. İnşallah. Bak dikkat et, kuzeydeki başarısız olunca güneye doğru kamplarda sivilleri öldürüyorlar. Askerlerle mücadeleyi göze alamıyorlar, başaramadılar. Sivilleri öldürüyorlar. Bunlar ruhsuz, canavar ruhlu insanlardır. Yani biz savunma sanayi seferberliği. Ya şimdi biz muhafazakar milliyetçi bir hükümetle idare ediyor değil mi şu anda? Ben bu hükümet yetkililerine diyorum. En tepesindekine de diyorum. Alttakine de, ortağına da diyorum. Fazla laf konuşup durmayın. İş yapın. İcra. Lafı bırakın, iş yapın ya. Yani işte bizimkiler bir kınama yaparlar. İki, bağırarak konuşurlar. Bir de ölü sayılarını bildiriyorlar. 10.000 oldu, 15.000 oldu, 17.000 oldu. Yani sen sayım memuru musun ya? Aynen. Bununla uğraşıyorsun. Yok biz Amerika'ya telefon ettik. Yok işte İslam ülkelerini topladık. Bu sen İslam ülkeleri dediğin adamların hepsi Siyonist teşkilatlar tarafından Kokmaz Mısır'da yani. darbe olmadı mı? Biz de 10 yılda bir darbelerle gelmediler miktarla. Aynı öyle. Onun için burada bakın ben bir Müslüman olarak şunu söylüyorum. Milli savunma sanayi seferberliğinden bahsediyorum. Bırakacaksın millet bahçelerini, kültür saraylarını, bilmem uydurma yatırımları, eğlence yerlerini bırak onu. Bunları yapmayacaksın. Evvela bunları uçuracaksın. Bu dünyada yer biz alacağız. Sonra ondan sonra düşüneceksin onları yapmayı. Yani evet. Önceliklerimiz değişecek. Bu bir. Hükümete iktidar şeyimizi söylüyoruz yani uyarımızı. İkinci olarak da şimdi son günlerde özellikle TRT'de efendim diziler, kadın programları yapılıyor. Hepsi İslam'a aykırı. Dinimize küfrediyorlar ya. Bir kadın çıkıyor, kocası karısını nasıl aldattığını anlatıyor. Utanmıyor ya. Ve bunu muhafazakar bir milletvekilinin televizyonu yapıyor. Dindar olduğunu söyleyen adam yapıyor diyor. Ya gavur bile olamaz bu adam. Bırak dindarı, sağlıklı bir Hristiyan bile olamaz böyle. Hem Müslümanım diyeceksin hem bunları yapacaksın. Ailemizi utanç verici tablolarla karşı karşıya getiriyorlar. Bu TRT kanunu değişmeli. RTÜK kanunu da değişmeli. Mutlaka değişmeli. Ya bir kere bu programlar bir heyetten geçmesi lazım evvela. Bu heyetin içerisinde şöyle ilk baktığımızda uzman hekimler olacak, doktorlar olacak, psikologlar olacak, tarihçi olacak, sosyologlar olacak. Aynen. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir temsilci de orada bulunacak. Ağzınıza sağlık. Yani doğru. Bu bizim ailemize, aile yapımızı yıkar mı yıkmaz mı? Ahlaki ve etik boyutunu araştırmak lazım. Boşananlar evlenenden çok ya böyle bir şey olur mu? Yani? Böyle bir dünya var mı yani? Böyle bir dünya var mı? Şimdi dolayısıyla bu kanunu değiştireceksiniz yani. Hükümete söylüyorum, sesleniyorum. Ama işte Siyonist güçler amacına ulaşıyor. Aile yapısı bitiyor. Ya bu burada biz şimdi, müsaade ediyoruz. Şimdi yani. TikTok diye bir şey çıkmış. Adam şimdi 30 saniye, 1 saniye o görüntülerle yok göksünü açıyor, bacağını açıyor, ayağını açıyor, bilmem olmadık kefazelik yapıyor. Şimdi Maliye Bakanı diyor ki vergi kaçırıyorlar diyor. Adam neyle uğraşıyor? Vergisiyle uğraşıyor. Peki bu tarafta ahlaki yapımız yıkılıyor. O ne olacak? Birçok dünya ülkesinde TikTok yasaklanmış, kapat. Erişimini durdur, zorlaştır. Değil mi? Dizilerle ilgili. Bu dizilerle ilgili ilk baktığımızda bir kere tarihimizi saptırıyorlar. Yani tarihi dizi diye iktidarın desteklediği, para verdiği, Kültür Bakanlığı para verdiği diziler bile sahtekarlıklar. Sadece şeye bağlı yani. Daha çok izleyici tutabilmek için. Para için yapılan işler.
aile yıkımından hiç haber vermiyordu. Aile, adam bir dizide işte kaç kişi birbirini aldatıyor, bunları gösteriyor. Milli ve manevi değerlerimiz yok oluyor, kaybolup gidiyor. Bizi dünyaya yanlış anlatıyorlar Türkleri, Osmanlı'yı yanlış anlatıyorlar. Bir tarih uzmanı var mı, sormuşlar mı bu doğru mu eğrim? Yok. Sadece mesela Osmanlı padişahlarının hepsini haremli, 40-50 tane hanımla beraber olan insanlar gibi tanıtıyor. Ya Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar'da 93 yaşında vefat etti. Atın üzerindeydi, biliyor musun? Sokullu Mehmet Paşa bindiği atın önüne ve arkasına padişah rahatsız olmasın diye kuşak bağlayarak padişah ta bugün uçakla gidemediğimiz yerlere at sırtında gitti. Sen bu insanı tutuyor haremle iddia ediyor. Bizdeki tarihçiler batıdan Hammer'in yazdığı tarihi, gayrimüslim bir adam yazdığı tarihi, tarafsız olmayan bir tarihi, tercüme ederek tarihi yazıyorlar. Arşivlere inme yüzü yok. Lisan yok. Osmanlıca bilmiyor, Arapça bilmez, İngilizce bilmez. İşte bildiği bir lisandan tercüme ediyor. Bize de tarih diye anlatıyorlar. Cumhuriyet 100 yılın tarihi de böyle yanlışlarla doğru. Sen kendi tarihini çevirip yazıp anlatmazsan elin adamı farklı türlü anlatır bize. Peki programa niye böyle acı şiddetle başladık? Bir misal vereyim size şimdi. Sahabe-i kiramdan Ebu Hureyre Hazretleri buyuruyor ki bizim zamanımızda şu çok anlatılırdı diyor. Sahabe birbirine çok anlatardı. Peygamberim buyurdular ki mahşer kuruldu, herkes hesaba geldi. Hesapta oturdu, herkes hesap. Bir adam geldi, birinin yakasından yapıştı. Dedi ki, yakasından yapıştı, dedi ki ben senden davacıyım. Adam dedi ben seni tanımıyorum, tamam, hiç görmedim. Yok ben senden davacıyım diyor. Senin yaşadığın zaman da ben yaşadım. Her türlü kötülük yapıyordum. İçki içiyordum, kumar ediyordum, oynuyordum. Sen bana müdahale etmedin, bana doğruyu anlatmadın, ben senden davacıyım diyor. Yani biz şimdi doğru bildiklerimiz burada. Siyasi parti beni hiç ilgilenmiyor. Cumhurbaşkanıdır, bakandır, onunla hiç ilgilenmiyor ben. Ben yapılan işe bakıyorum yani. Böyle bir icraat olmaz. 20 yıldır muhafazakar, dindar olduğunu söyleyen, milliyetçi olduğunu söyleyen bir partiyle ittifak halinde ülkeyi idare ediyorsun. Ve ondan sonra da gençlik diyorsun, dindar gençlik diyorsun. Hı. Levaları değiştir, bir muhatip okulu yazıyorsun ama içinde namaz kılan yok. Baş. Şimdi belediyelerle ilgili birkaç şey de söylemek istiyorum yani. Evvela bir kere mahalli idareler, bu nedir ya? Güzellik merkezleri, masaj salonları bunlar nedir ya? Ne kepazeliktir ya? Bunların imar ruhsatlarını, ruhsatlandırmalarda şartlarını ağırlaştıracaksın. Belediye başkanlarına söylüyorum burada. Yani Türkiye'deki hepsine birden, Konya'da dahil. Bizim kafeye ihtiyacımız yok kardeşim. Herkes içecek bir yer bulur, kahvesini içer. 600-700 tane bir ilde kafe olmaz ki ya. Nedir bu ya? Sabahtan akşama kadar oturan kadınlar, akşama kadar oturan erkekler, bunların işleri yok mu başka yani? Yani bir çay içmek için orada akşama kadar oturulur mu ya? Böyle bir Türkiye var mı ya? Güzellik merkezi içeride ne çevirdikleri, ne oynadıkları, ne yaptıkları belliydi. Ya bir tanesi işte çıktı. Kara para aklama vesaire. Dikkat ederseniz iktidar yöneticileri hep paraya bakıyorlar. Ne kaçırdı, kime kaçırdı, hangi futbolcuya ne oynandı vesaire filan ya. Bu tarafa hiç bakan yok yani. İçeride ahlak ne oldu? Gelip giren çıkan ne hale geldi? Bu belediyeler burada çok dikkatle söylüyorum. Bak uyardım. Aynen. Hadis-i Şerif'i de anlattım. Peygamberimiz döneminde olan da anlattım. Yarın biz bunların yakasına yapışacağız yani. Bunlar verdi, ruhsatlandırdı. Zorlaştır. Getir belediye meclisine. Biz belediye başkanlığı yaptık biliyoruz. Getirsin oraya. Bir adam güzellik salonu açabilmesi için, bir adam masaj olan açabilmesi için şu şartlar koyarsın. Öyle şartlar koyar ki adamın dünyada parası yetmez onu yer getirmeye. O da bırakır vazgeçer. Herkes evinin içinde güzelleşsin. Herkes kendi evinin banyosuna masaj yapsın. Böyle bir Müslüman ülke olmaz ya. Olmaz tabii. Bak kaybediyoruz. Kaybettik zaten kaybettik. Daha çok tahribata doğru gidiyoruz. Yani ahlaki yani yozlaşmaya müsaade ediyoruz maalesef yani. Belediye başkanları diyebilir. İşte kanun el vermiyor falan. Bırakın onu siz kanun el ver. Bir belediye başkanı kanun istediği gibi arkasından, önünden, tepesinden dolaşır. Halleder. Bunları bir tanesine ruhsat vermez. Kendi şeyinde bireysel o iş tüzük yok mu başkanım? İş tüzüğü değiştirebiliriz. Yok yani. Kardeşim hepsi yapılabilir. Yeter ki sen iste ya. Rütük kanununa benim dediğim komisyonu kur. O komisyona dizi gitti.
Oradaki Diyanet İşleri Başkanı temsilcisi diyecek ki bu İslam'a aykırı kardeşim, ahlaksızlık. Yok haber alma özgürlüğüdür, bilmem cinsel özgürlüktür. İçişleri Bakanı'ndan söylüyorum ya. Sen dernekler yasasını değiştirmeden bu LGBT'yi durduramazsın. Değiştir. Kurucular kurulu geldi, baktın arızalı adam. Dedi ki yok, güven vermediğinde yapılamadı. Salla gitti, tamam, bir tane açamadı. Şimdi bunlar ne yapıyor? Önce ruhsat veriyorlar. Adam önce milletvekili yapıyorlar, teröristti. Kazanıyor. Ondan sonra diyor ki bu adam teröristmiş diyor. Ya sen önceden baksana bunun şeyini. Sabah kayda elinde bir sürü bilgiler var. Aynı bu da böyle. Yani İçişleri Bakanlığı önce derneği açtırıyor adam. Ya şimdi düşünün. Zafer'de bir LBG'de derneği açılmış olsa ki açılıyor. Açıldıktan sonra gidip kapatmanın anlamı ne? Anlamı. Abi kanunu değiştir, düzelt. Efendim kişiler özve hak, işte haklar varmış da düşünce hürriyetiymiş de bunlar hep işte, Allah'ın istemediği hürriyet hürriyet değildir zaten. Esas hürriyet İslam'a teslim olup adam gibi Müslüman olmak yani. Aklıma ya bunları anlatırken bunları biz başkan. Mecliste 10 yıl bağırdık. 10 yıl bağırdık. Bak bu gidiyor, toplum felakete gidiyor. Yaz konuştukları metinler orada duruyor. Ya bu nedir ya? Bu ne vurdum duymazlık? Makam hastalığı ya. Siz bir seçmen, bir seçilimle gelen adam herkesi memnun edemez. Memnun ederse bu kalemin olur zaten. Kalemin. Doğru bildiklerini ortaya koyacak, isterse verecek, isterse vermeyecek. İnsan herkesle iyi geçiniyorsa tamam. Zaten sıkıntı tamam. Var demektir. Mesele bu. Evet. Yani bağır, çağır, ondan sonra hiçbir şey yok. Aklıma siz anlatırken şey geldi. Hani zamanın birinde adamın biri bir çeşme yaptırıyor. Bu çeşmeden Müslümanlara su içmek haram diyor. Evet. O hikayeyi herkes malum bilir yani izleyicilerimiz de. O hikaye aklıma geldi. Evet. Maalesef. Yani demek oluyor ki biz burada vazifemizi yaptık, uyardık yani. Hem Allah, merkezi yönetimi hem mahalli idareleri. Türkiye'nin, Konya'nın böyle bir kafeye ihtiyacı yok. 20 yıl önceki Konya'yla 20 yıl önceki Konya'yla 20 yıl sonraki Konya arasında çok değil, uçurum var uçurum ya. Var, uçurum. Bu ne demek ya? 18 yaşında kız üstüne bir ufak bir tişört giymiş Eryan'ın beydanı. Böyle bir toplum olmaz ki. Böyle bir aile yapımı olmaz ki. Mahremi nedir ya? Mahrem ne o zaman? İyi de başkanım, onun anne babasını da bu toplum yetiştirdi. Yani tamam, o anne baba işte. Nasıl bu halde bu kısacık zamanda böyle yozlaştı yani? Evet. Asıl orayı irdelemek lazım. Evet, doğru söylüyorsun. Hadi tamam çocuk bilmiyor ama eğitimden onu o şekilde başlayacaksınız. Aynı. Eğitimden başlayacaksınız. Milli eğitimden program değişin. Adam evvelki gün okudum Turizm Bakanı 3 tane filme 100 milyar, 90 milyar, 80 milyar para vermiş. Ayrı ayrı. Üçü, biri Darwin'i anlatıyor. İnsanların maymundan geldiğini anlatıyor. İki tanesi de sapık ilişkileri anlatıyor. Bu filme devlet para veriyor. Çıkıyor milletin karşısına diyor ki ben gençlik yetiştireceğim. Nasıl yetiştireceğim? Ya sen bilmiyorsun, ya seni aldatıyorlar, ya yalan söylüyorsun. Yok, milletin zekasıyla dalga geçiyorsun. Evet, bu kadar alay ediyorsun milletle ya. Şimdi konumuza girelim. Bir ayet-i kerime Cenab-ı Hak. Neyse burada bu konularda var ya. Yok yani. Söylenecek çok söz var. Hızlı girdik. Özet olarak şiddetle söyledim. Girdik ama aslında son zamanlarda yaşadıklarımızı çünkü yüreğimiz yanıyor bir Müslüman olarak. Tabii, yani ciğerimiz yanıyor tabiri caizse. Cenab-ı dinlendirmek Hak, zorunda kaldık. Allah razı olsun. Âl-i İmran suresi 191'de buyuruyor ki o salih akıl sahipleri yani benim Müslüman dediğim okullarım öyle insanlar ki onlar otururken, yatarken Allah'ı hatırlayıp zikrederler. Yani Allah'ı zikretmenin yeri, mekanı yok. Zikredeceksin, yatarken de, uyurken de, kalkınca da Allah'ı zikredeceksin. Göklerin ve yerin yaratılış hakkında inceden inceye düşünürler, tefekkür ederler diyor. Ey Rabbimiz sen bunları boşluğuna yaratmadın. Devam ediyoruz ayet-i kerim. Seni tesbih ederiz, 90 sıfatlardan münezzeh kılarız. Amin. Bizi ateşin azabından koru. Ateşin azabından koru. Demek ki sözler için şunu ilave edelim. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, Müslümanlar ahir zamanda imanları muhafaza etmesi o kadar zor olacak ki, avcunda kor ateşi tutması daha kolay olacak. İmanlarını muhafaza etmek daha zor olacak. Daha zor olacak, evet. Yani demek ki tablo bunu gösteriyor. Yine Bakara suresi 152'de, öyle ise siz beni zikredin diyor Cenab-ı Hak. Beni anın. Ben de sizi zikredeyim. Bir de bana şükredin, nankörlük etmeyin. Göz verdim, kulak verdim. Yani şimdi bir adam fakirim diyor. Bir dünyayı verirsen gözlerini değiştirsen değişir mi? Değişmez. Değişmez.
O zaman insanın varlığı ne? Kulak var, burun var, göz var, organlar o zaman yani. Şimdi bütün bunlara müfessirlerimiz şöyle izah getirmişler. Ey kullarım, siz beni kusurunuzla, hatanızla zikredin, ben de sizi affımla zikredeyim. Yani siz deyin ki ya Rabbi ben kusur ettim, ben de sizi affımla zikredeyim, affedeceğim sizi diyor. Ey kullarım, siz beni dünyada zikredeceksiniz, ben de sizi ahirette bağışlayarak hatırlayacağım. Siz beni tevbe ile, ben sizi affımla anacağım. Siz beni itaatle, ben sizi rahmetle anacağım. Rahmet. Demek ki Cenab-ı Hak bize kurtuluş yolunu, çıkış yolunu gösteriyor. Cennette diyor Peygamber Efendimiz, Müslümanlar da üzülecekler diyor. Ya Resulallah niye üzülecekler? Dünyadayken Allah'ı unutarak geçirdiği günler aklına gelecek, keşke hasret edecekler. Ya hasret ha, hasret günü, kıyamet öyle diyor. Müslümanlar hasret ederse kafirlerin durumu artık çok acayip. Şimdi bu ayeti kerimeden öğrendiklerimiz diyorlar, müfessirlerimiz yazmışlar. Bir, akıl sahibi Müslüman her halükarda Allah'ı anacaktır. İki, göklere, arza ve içindekilerle beraber uzun uzun düşünecek yani. Bunu yaratan, buna İslam'da tefekkür diyoruz. Bu insanı Allah'ın birliğine götürüyor. Üç, kainatın boşuna yaratılmadığını düşünecekler. Ve böylece güç ve kudretin ancak Allah'ta olduğunu anlamış olacaklar diyor. Bu düşünceler içinde kendini aciz bir kul olarak tanıyacak. Allah'ı andıkça Rabbi de onu anacak. Kulluğun en büyük mertebesi, yani şey, yaratılışın en büyük mertebesi ubudiyet, yani kulluktur. Onun için Peygamber Efendimiz ne diyor okurken, biz ne diyoruz? Abduhu ve Rasulü. Peygamberlikten önce kulluk geliyor. Demek ki böylece. Çünkü Mahkeme-i Kübra'da bir hesap var. O hesaba hazır olacağız yani. Bu durumda Müslümanlar bu ayet-i kerime hükmünce beynel haf ve reca, korkuyla ümit arasında olacaklar. Allah'ın azabından korkacaklar. Ama rahmetinden de ümidini kesmeyecekler. Yani. İkisi arasında bulunacaklar diyor. Şimdi insanlar mahşerde tekket getirilecek. İki melek yanında, amel defteri elinde, huzura çıktı. Aynı düşün ki mahkeme, yargılanıyoruz orada. Bu hayalinizde düşünün. Hadislerde sıra, bu anlatılıyor. Sıra bekliyoruz orada. Evet. Kul orada diyecek ki, Cenab-ı Hak soracak. Ne yaptın demiyor Cenab-ı Hak. Biliyor ne yaptığını. Niye yaptın bunları? Niye yaptın? Ben sana kitap gönderdim, peygamber gönderdim. Salih Müslümanlar anlattılar. Böyle olduğu halde sen neye yaptın? Kulun biri diyecek ki dünya işlerim çoktu, meşakkatim çoktu. Ona Cenab-ı Hak cevap verecek. Süleyman Aleyhisselam hem peygamberdi, hem kraldı, sultandı. O bu iki görevi aldığı halde hiç bizi anmaktan vazgeçmedi. Ona Süleyman peygamberimiz gösterilecek diyor. Bir başka biri hastalığı mani olacak. Ona da Eyüp peygamberimiz gösterilecek. Onun kadar mı hastaydın? Hiç kıpırdamayacak kadar. Yaşadığı ömrün bir bedeli kadar da hastalık çekti. Hiçbir defa itiraz etmedi. Hep şükür. Yani. Bir başka biri çok sıkıntıydın, dardaydın diyecek. Ona Yunus peygamber örnek gösterecek. Yunus peygamber balığın karnında, denizin tabanında kaldı. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin dedi. Cenab-ı Hak onu yeryüzüne çıkardı. Denizin tabanında bile beni andı diyecek. Bir başkası işte zindandaydım, tuduklundum vesaire. Ona da Yusuf peygamberimiz gösterecek. Demek ki o zaman bütün bu örnekler gösterince kul mahcup olacak. Daha fazla konuştuğu zaman da Cenab-ı Hak ağzını mühürleyecek. El ve ayakları şahitlik yapacak, anlatacak. Bu tabloyu düşün ve ona göre hazırlık yap yani. Şimdiki muttaki bir Müslüman için Allah'ın zikrinden alıkoyacak ancak nefis ve şeytan. Başka hiçbir şey engel Allah'ın değil. Zikrinden alıkoyamaz. Bu yeri gelmişken burada enteresan bir olay, hadis-i şerif var, onu anlatacağım. Diyor ki Peygamber Efendimiz mezardaki bu tablo var ya, enteresan bir tablo. Orada 50 bin yıl dizüstü herkes bekleyecek diyor. 50 bin yıl. Bazıları diyecek ya Rabbi eğer bize cehennemse gidelim, bu bekleme bizi öldürdü diyecek. O kadar bekleme uzun sürecek. Peygamber Efendimiz anlatıyor ki mezarda, İbni Abbas rivayet ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Mezardaki Müslümanın hali diyor, İmdat diye bağıran denizde boğulmak üzere bir insan haline benzer diyor.
bir insan düşün, denizde boğulmak üzere bağırıyor. Kurtarıcı bekliyor. Kendini kurtaracak birini bekliyor. Mezardaki adam da böyledir diyor işte. Abisinden, kardeşinden, babasından, anasından bir dua bekliyor. Bana bir dua gelse o zaman öyle sevinir ki diyor. Dünyayı ve içindekiler ona versen ondan daha fazla sevinir. Peygamber Efendimiz mahşer ahvalini böyle anlatıyor yani. Onun için biz böyle bir kabre, böyle bir mahşere hazır olmamız lazım. Onun için TikTok'la bu iş olmaz. Tamam mı? Ona göre dikkat etmemiz lazım. Şimdi netice itibariyle bu aldığımız yerlerin kaynağını söyleyelim ki şey olsun. Kaynak Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri sohbetlerinden alındı. Evet. Bu bak, özet aldık. Evet. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin. Yani Nakşi şeyhinden aldık. Şimdi Peygamber Efendimiz'den hadislerden bir demet. Şimdi biz bunları niye anlatıyoruz diye diyersen, bir soru sorarsan. Yani Peygamberimiz ne söyledi? Ahirette ben duymadım yok. Okuyaydın, duyaydın diye. Evet. Duyduk, ne amel ettik yani. Bildik, ne amel ettik. Eğer bildik, amel etmiyoruz. Öğrendik, amel etmiyoruz. Kişinin kendine faydası yok. Başkasına hiç faydası olmaz. Onun için bizim söylediklerimizi, her hadis-i şerifi Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Muhaddisler, hadis ravileri Peygamberle aynı asırda yaşamadılar. Sahabe-i kiram dışında. Ama nefesleriyle Peygamberimizle beraberler. Yeah. Nefesleriyle. Yani o hadisleri bize naklettiler. Ömer İbni Abdülaziz hadis topladı alimleri. Hadisleri tasdif ettiler. Kitap haline getirdiler. Bize geldiler. Onun için Ebu Hureyre Hazretleri diyor ki çok hadis rivayet ettiğini diyenlere eğer emri bil maruf nehy anil münker olmasaydı, iyiliği anlatma olmasaydı, Peygamberimiz de İslam'ı anlatın diye emri olmasaydı bir tane hadis rivayet etmezdim diyor. Yani onun için hadisler kitap ve sünnet. Peygamber Efendimiz Arafat'ta ne buyurdu haçında? Ben size iki emanet bırakıyorum. Bir kitap ve bir sünnet. Onun için bu hadisler bizim için Kur'an-ı Kerim'den sonra kaynaktır. Ve Kur'an-ı Kerim'in izahı da bu hadislerle yapılmaktadır. Evet. Diyor ki Peygamber Efendimiz Enes radıyallahu anh'tan yaşayışınızı ıslah edin, düzenleyin, İslam'a göre düzenleyin. Sanki yarın ölecekmiş gibi hazır olun diyor. Tam bugün için söylenmiş bu sözler. Aynen. Bakıyoruz adam akşam hasta, sabah ölmüş. Yani akşam bir şey yok, sabah ölmüş. Ki ahir zamanda ani ölümler artacak zaten. İbni Ömer radıyallahu anh Peygamberimizden iyiliği ehil olana da olmayana da kafire de anlatın diyor. Yani İslam'ı güzellikle anlatın. Ehil olursa yerini bulmuş olur. Ehil olmazsa döner sana gelir. Sen ehil olursun diyor. Yani bir İslam'ı anlatıyoruz güzellikle, tatlılıkla. Ehil olmayan birine gitti. Adam beğenmedi, hoşuna gitmedi. Toplantıyı terk etti, gitti. Olsun. Kafire de olsa sen İslam'ı anlat. Olmazsa sana geri döner diyor. Ha iyi bir insana da isabet ederse sen de iyi bir iş yapmış olursun diyor. Hayır. Peygamber Efendimiz. Übade bin Said'den radıyallahu anh Peygamber Efendimiz diyor ki şu altı şeyi siz bana garanti edin. Ben de size cennete gireceğinize kefil olayım diyor. Yani peygamberin kefaletinden daha güzel kefalet olur mu? Değil mi? Evet. Bak ne diyor şimdi. Tek tek madde okuyalım. İzleyiciler de takip etsin. Bir, konuşunca doğru söyleyin. Yalan yok. Bir. İki, vaadinizi yerine getirin. Birine söz verdiysen o işi yerine getirin. Üç, verilen emaneti sahibine verin. Dört, zinadan kaçının. Zinadan kaçının. Beş, gözlerinizi haramdan uzaklaştırın. Altı, ellerinizi sizin olmayan şeylerden çekin. Elle haramdan çakın diyor. Yani bu altı maddeyi diyor Peygamber Efendim yapın. Bana gelin diye ki ben bunları yaptım. Ben de size pasaportunuza cennet garantisi yazayım diyor. Peygamber söylüyor ya. Buhari'de şöyle bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendim buyurdu ki Miraç'ta bana cennet gösterildi. Çoğu fakirler diyor. Zenginler demiyor, fakirler diyor. Cehennem gösterildi, çoğu kadınlar diyor. Çoğu kadınlar diyor. Şimdi buradan şöyle bir hadiste anlatalım. Kadın, bayan kardeşlerimiz için. Bir kadını cennete, daha önce okuduğumuzu hatırlıyorum. Bir kadın cennete gitmesi çok kolaydır diyor. Sayıyor Peygamberimiz, namazını kıldı. İbadetlerini yapmaya gayretti. Irz ve namusunu korudu. Eşine de çocuklarını itaat ederse kadın cennete girer diyor. Yani bunları herkes nefsinde tatbik etsin ya.
Tabii kadın erkek için de aynı şeydi. Eşine iyi muamele ederse aynı şekilde. Burada şey. Onun için burada tehlike var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yani bu belki de bu yani dünyada düşün 10 milyar insan var deniyor. 1,5 milyar Müslüman var, 2 milyara yakın. Bunun %50'si kadın düşün. Bunun içinde sapıklar var, inançsızlar vesaire, münafıklar var vesaire. Yani ümitsiz olmamak lazım da peygamberin sözüne kulak vermek lazım. Reçeteye de ayak uydurmak lazım. Tabii. Yine Ebu Hureyre'den Peygamber Efendimiz buyurdular ki bir cennete girmenin yollarını tarif etti. Bir, konuşurken tatlı konuşun diyor. Güzellikle anlatın. Din kardeşlerinize selam verin. Akrabaya iyilik edin, ona yardım edin. İnsanlar uykudayken gece kalkıp namaz kılın. Bu gece namazı teheccüd. Peygamberimize farz, bize sünnet. Cenab-ı Hak çok rahmet sahibi ki bizim gece yapamayacağımız bildiği için sünnet yapmış. Tamam mı? Hatta bir eserde okudum. Diyor ki gece namazı kılan kadınların ve erkeklerin yüzleri nurlu olur. Neden diyor? Diyor gece Allah'ın nuru o kuluna tecelli eder. Onun için değişik olur diyor yani farkı görülür. Fark edilir diyor. Suretinde yok, görülür diyor peygamber. Şimdi devam edelim Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerine. Müminlerden bali olmadan ölen çocukları çocukken öldü. Bu akıl bali olmadan onlar, vefat etti. Bu Müslüman ölen çocukların anne ve babalarına müjde bakın. Bunlar cennetlik bağındadırlar şu anda diyor. Yani cennet var şu anda yaratılmış. Tabii amin. Bizim Hanefi itikadımız, Maturidi itikadımız cennet şu anda yaratılmış. Cehennem de yaratılmış. Şu anda onlar cennet bahçelerindedirler. İbrahim peygamberimiz de Hazreti Sare onlarla meşgul oluyorlar. Kıyamet günü anne ve babalarına teslim edecek diyor. Allah'a ekber. Bu Ebu Hureyre çok sağlam hadisler. Demek ki kıyamet günü şimdi ölen çocuklarımız bize iade edilecekler ya. Hatta başka bir hadis-i şerifte de ölen anne, çocuğun annesi cehenneme gitmemesi için Cenab-ı Hak'a dua edecek, eline tutacak, salmayacak diyor. Yani onun anne babasının cehenneme gitmemesi anne için dua edecek. Anne babam almadan girmem almadan diyecek girmem zaten. Diyecek. Allah varım, değil tamam. Mi? Daha öyle oldu yani. İnşallah. Yine İbni Abdülberra diyor ki Peygamber Efendimiz ilim Çin'de de olsa öğrenin. Müslümanların kadın ve erkek herkese ilim farzdır diyor. İlimle uğraşanlara melekler kanatlarını serer altlarına diyor. Yani ilim İşini kolaylaştırır, hızlandırır. Evet. Ümmü Seleme annemiz, peygamberimiz eşi. Bu peygamberimiz eşlerinden çok aklı selim bir annemizdir. Diyor ki nikahı, peygamberimiz buyurdu ki nikahı açıklayın. Yani gizli nikahı yok yani. Şimdi yapıyorlar ya böyle gizli nikahı yok. Kız istemeyi de gizli tutun diyor. Birkaç kişi aynı anda isterse husumet evet. olur diyor. Gizli tutun, isteyin iş bitince zaten bir Müslüman birine talip oldu mu öbürü de gidip ona talip olmamasını da öğütlüyor ayrıca yani. Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki Allah'a onu görüyormuş gibi ibadet et. Biz de Allah'ı görmüyoruz ama o seni görüyor ona göre ibadet et. Kendini ölülerden say. Mazlumların bedduasından sakın. Mazlumlar beddua etti mutlaka yerine gelir diyor. Sabah ve yatsı namazlarını cemaatle kılmaya gayret et. Eğer bilselerdi diyor peygamberimiz sabah ve yatsı namazında ecrini bilselerdi yürüyerek değil sürünerek ve emekleyerek gelirlerdi diyor. O kadar sevap olduğunu söylüyor. Çünkü melekler görev değişimi yapıyorlar. İkindi ile sabah arasında. İkindi meleği alıyor sabaha kadar o seninle ilgileniyor. O soruyor neredeydin diyor. Cenab-ı Hak diyor ki bildiği halde kulun sonra ya Rabbi sabah namazında kulum camideydi. Nöbet camide devrediliyor o zaman. Evet. Öbürü de ikindi namazında devrediliyor. Ona göre dikkatli olmak lazım. Bunlar anlattığımız şey değil. Hangi vakitte nerede olduğumuzu bilmemiz lazım. Bunlar ayet ve hadislere dayanarak yazılmıştır. Amin. Nöbet değişik. Peygamber Efendimiz yine buyurdular ki Ebu Said radıyallahu anh'tan gözlerinizi bereketlendirin diyor. Kur'an-ı Kerim'e bakarak, okuyarak, tefekkür ederek gözlerinizi bereketlendirin. Kur'an-ı Kerim demek gözlere yani. Şifa zaten. Yani. Hayır, Kur'an-ı Kerim'e bakacaksın, Allah'la konuşacaksın. Hadisleri dinleyeceksin, kulağın şükrünü eda edeceksin. İyi yerlere adım atacaksın, iyi söz söyleyeceksin, dilin şükrünü yapacaksın. Peygamber Efendimiz'in hadislerinden de böyle bir demet sunmuş olduk. Eyvallah, Allah razı olsun.
Şimdi Peygamberimiz hayatından kesitler bölümüne geldik. Burada Peygamber Efendimiz buyurdular ki sofradan doymadan kalkarlardı diyor. Yemek yemeye başladığı zaman eğer çok iştahı varsa diyor Peygamberimiz yemeğini üçe bölsün. Bir bölümünü yemek yesin. Bir bölüm kadar su içsin. Bir bölümünü boş bıraksın. Boş bıraksın. Nefes rahatlasın diyor. Yani şimdiki diyetisyenlerin söylediğini, söylemeye çalıştığını yıllar önce Peygamberimiz söylemiş. Yani. Peygamber Efendimiz sağ eliyle yer içerdi. Biriniz yemek yiyip içtiği zaman sağ eliyle yesin ve sağ eliyle içsin. Çünkü şeytan sol eliyle yer ve sol eliyle içer. Bu da çok önemli. Bu mevzuya pek dikkat edilmiyor ama Peygamber ne söylediyse dikkat edilsin diye söylüyor. Uyanması lazım. Basit bir şey değil. Peygamber Efendimiz üzüldüğü zaman dua ederdi. İbn Abbas diyor ki Peygamberimiz üzüldüğü zaman şöyle dua ederdi. Bize de diyor ki böyle dua edin. Halim ve azim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın, arzın ve semanın Rabbi ancak Allah'tır. Evet. La ilahe illallah diye çok zikredin diyor. Böyle üzüntülü anınızda la havle ve la kuvvete illa billah, la ilahe illallah. Bunları söyleyin. Bunlar doktor yazılan reçetenin tabletleri gibidir diyor. Tamam mı? Yunus Aleyhisselam ettiği duayı da unutmayalım. Yiyeceği ve içeceği Peygamber Efendimiz üflemezdi yani. Sıcak yemek bereketsiz olur diyor Peygamberimiz. Yemek içme sırasında su içerken de solumazdı. Şey onu bilimsel olarak da açıkladılar başkanım. Evet. O üflediğimiz zaman ağzımızdan çıkan karbondioksit yemeğin şeyini bozuyor. Bozar. Veya suyu bozuyor yani. Ya Peygamber söylediyse can baş üstüne diyoruz yani. Yine Ebu Katade anlatıyor. Bir gün diyor Mescid-i Nebevi'de Peygamber sahabiler oturuyordu. Ben geldim diyor. Peygamberim sofrasına oturdum. Sohbet edilen yere oturdum. Peygamber Efendimiz ikaz etti. İki rekat namaz niye kılmadın dedi. Ya Resulallah siz sohbet oturunca ben de geldim. Peygamber Efendimiz buyurdular ki bir Müslüman bir mescide girdiği zaman iki rekat namaz kılmadan oturmasın. Şükür namazı. Evet. İki rekat namaz kılmadan oturmasın dedi buyurdular. Peygamber Efendimiz Ramazan son 10 günlerinde Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Çok ibadete kendini verirdi diyor son 10 gününde. Yani bu ne demek istiyor? Siz de son 10 günde Kur'an-ı Kerim'i çok kullanıyor. İtikaf dediğimiz mi? Yağmur başladığı zaman Peygamberimiz çok dua ederdi. Hayırlı ve faydalı verdi. Yağmurun fazlası da zarar ettiği zaman oluyor demek. Allah afatından esirgesin deriz ya biz de işte. Evet. Şimdi Maruf-ı Kerhi Hazretleri Sofi, mutasavvıftır. Iraklı, yani, zahit. Yok. Bu zat bir gün Nil kenarında diyor giderken Nil'in içinde, nehrin içerisinde içki içen, çalgı çalan birilerini gördü. O işlerinden biri dedi ki Maruf-ı Kerhi Hazretleri, hadi dua et de biz de batalım, ölelim burada dedi. Maruf-ı Kerhi Hazretleri ellerini açtı dua ettiyse. Allah'ım sen bunlara dünyada bir dirlik vermişsin, eğleniyorlar. Sen bunlara da ahirette dirlik ver. Gençler anlamadı. Dedi ki efendim biz bir şey anlamadık, ne diyorsun sen? Ahiret Allah'ın size dirlik vermesin, dünyada tevbe etmenizi nasip edecekti. Onun için sizi tevbe edin, Allah size ahirette güzellik versin. İçkileri attılar, çalgı aletlerini kırdılar, geldiler, teslim oldular, İslam'ı öğrendiler. Demek oluyor ki burada usulüne göre iyi anlatmak ve söyleyen dilin de o işe layık olması lazım. Peygamberi bir metot uygulamak lazım aslında. Yani. Evet. Ebu Hasan el-Harakani Hazretleri diyor ki bunlar çok büyük mütesavvıftır yani. Bunlar elini kaldırdığı zaman bunların talepleri Allah'tan dönmüyor yani. Sabah kalkan alim ilmini artmak için dua eder. Zahit de kendine dua eder. Zühdüm artsın diye. Ben ise bir Müslümanın gönlünü almak için dua ediyorum. Yani, neşelendirmek için. Tamam. Yusuf Hamedani Hazretleri diyor ki bu insanlar çok garip. İnsanların bir bölümü ucuza satıldılar. Dünyaya daldılar, ucuza gittiler. Bir bölümü de ahiret için çalıştılar, ahireti kazandılar. Akıllı olan onlardı diyor. Tamam mı efendim? Eyvallah. Bu demin ayet mealini aldığımız Mahmud Sami Ramazan Hazretlerine bir zat geliyor. İki de yanında genç var. Diyorlar ki efendim bize dua etseniz. Bu gençler Amerika'da okudu, diploma aldılar, mühendis oldular. Sami Efendi Hazretleri diyor ki ben de Darülfünun'dan hukuk fakültesini bitirdim.
diploma iş görmüyor. İş olan özellik marifetullah'tır, Allah'ı bilmektir. Yani. Demek ki diploma için çalışmak boş. Tabii diplomanı yap, işini yap ama bu tarafı terk etme. Evet. Yani Yusuf Hamedan Hazretleri diyor ya, dünyada diploma için gittin, bittin, ondan sonra yok. Adamlık diplomada yani, değil da, ki. Evet. Eğer kazançlı olanlar, ahiret için çalışanlar. Eşeğe altın semer vursan eşek yine Allah, eşek yani. Cenab-ı Hak, peygamber buyurdu ki, büyükler de buyurdular ki, Cenab-ı Hak bir kulu istediği zaman fa'alim lima yurid diye bir ayet-i kerime. Allah istediğini yapar yani. Günah isterse affeder, isterse affetmez. Allah adildir, zulüm de etmez. Amin. Diyor ki Cenab-ı Hak sevdiği kulunun bir bölüm günahını musibetlerle onun günahını siler diyor. Ona hastalık verir, iflas eder, batar filan. O günahını siler sabrettiği zaman. Bir bölümünü de dünyada karşılıksız siler. Dedik ya kimse soramaz. Allah o iyi bir laf etmiştir, güzel bir söz söylemiştir. Allah ondan razı olmuştur ve Allah günahını siler. Demek ki insanın günahı iki şeyde var. Birincisi musibetlerle azaltır, yok eder. İkincisi de istediği zaman güzel bir söz üzerine Cenab-ı Hak onu verir. Diyor ki ey oğul unutma, bir cenazeyi kabre götürürken tabutun altındasın. Bir gün sen de o tabutun içinde olacağını unutma diyor. Yani bu kadar uyarı ve ikaza rağmen hala millet dizilerle uğraşırsa işimiz duman. İşimiz duman ona göre. Biz kendi ellerimizle toprağa diyor, veriyoruz ama ne diyor? Bir kişi tabutta gidiyor. Unutuyoruz. Gidiyoruz. Yerine götüreceğiz. Altında omuz verdin, taşıyorsun. Ama öyle bir yere geldin ki, öyle bir yere geldin ki düşün ki içinde sensin. Bir gün sen olacaksın zaten. Muhakkak olacaksın. Başka çaren de yok. Namaz kılarken Peygamber Efendimiz bir gün şu müjdeyi verdiler. Namaz kıldılar diyor, selam verince rüküye varırken Müslümanın biri kalkarken Semi Allahu lümen hamide. Allah hamd eden kulunu işitti. Semisi var, işitti diyor. Rüküden kalktık. Secdeye varırken de Rabbena lekel hamd dedik. Hamd ancak Allah'a mahsustur. Peygamber Efendimiz selam verince sordu, bunu kim söyledi dedi. Sahabenin biri. Ben selam verirken gördüm ki diyor, 30 tane, 30 küsür diyor. 30 küsür melek bundan doğan sevabı yazmak için yarışıyorlardı diyor. Allah'a ekber. Yani demek ki biz rüküye varırken, rüküden kalkarken, secdeye varırken o hali muhafaza etsek yanımızda sağ ve solumuzda melekler var. Bak Peygamber Efendimiz buyuruyor, 33 tane melek diyor. Daha 30 küsür i̇şte, diyor. Tadili erkana uygun huşu halinde eyvallah. Namaz kılmak lazım. İşte Davud Aleyhisselam'a vahyedildi ki diyor, kulumun en sevgilisi, Peygamber Efendimiz anlatıyor, karşılıksız olarak ibadet eden, yani cennete gireceğim, cehenneme korunacak diyen, diyerek amel eden adam zalimdir diyor. Kendi nefsine zulmeder. Cenab-ı Hak der ki ona, ben cehennemi yaratmasaydım, cenneti de yaratmasaydım, sen bana ibadet etmeyecek miydin? Benim hakkım yok muydu senin üzerinde diye sorar diyor. Yunus'un onun dediği için, gibi, hani ya cennet işte, cehennem... Cennet sen, dedikleri, bana sen lazımsın değil mi? İşte o büyükler öyle söyler de biz de onlara bakarız böyle. Bakarız işte. Aynen tamam. Yani Cenab-ı Hak böyle diyor. Yani biz o soruya Cenab-ı Hak buyuruyor ya, peki ben bunları yaratmasaydım siz bana ibadet etmeyecek mi? Biz cevap veriyoruz ki evet ya Rabbi yine edecektik. De sana ibadet edecektik. Öyle olmaya o şuuru yakalayabilmeyi nasip etsin tamam. Rabbim. Çok enteresan İslam tarihinde bir olayı paylaşacağım burada. Peygamber Efendimiz'in Mescid-i Nebevi'sinde temizlik yapan bir zat var. İsmi Seyyid Mustafa isminde bir zat var. Diyor ki bir gün Peygamber Efendimiz'in ravzasını temizliyorum. Her günde Peygamberimiz rüyamda görüyorum, tebessüm ediyor. Ben de iyi hizmet ettiğimi anlıyorum, çok memnun oluyorum diyor. Bir gün Peygamber Efendimiz çok hüzünlü gördüm diyor rüyamda. Görünce ben tereddüte düştüm diyor. Peygamberim beni ikaz etti diyor. Endişe etme, sen bir hata etmedin dedi. Ya Resulallah nedir hikmeti deyince adı benim adımdan bir İslam alimi bugün vefat etti diyor. Sabah öğrendik ki İmam Gazali Hazretleri vefat etmişti. Şimdi İmam Gazali Hazretleri bilindiği gibi Nizamül Mülk Medresesi'nde baş müderris, şimdiki ordinans profesörü. İslam hukukunda felsefecilere cevap veren ehli sünnet alimidir yani. Onun aleyhinde bir sürü laflar, sözler olunca
bu zat gördüğü rüyayı anlatıyor. Diyor ki sizin bildiğiniz gibi değil. İmam Gazali, daha başka bir olay var da onu da sonraki programda anlatarım. İnşallah. İmam Gazali Hazretleri peygamberin metine mazhar olmuş büyük bir alimdir. Hatta Musa peygamberimiz diyor ki sen ümmetin içinde Musa, ehli kitap peygamberleri gibi dedin. Ondan bir tane örnek deyince İmam Gazali'yi gösteriyor peygamberimiz. Büyük bir ve aralarda bir konuşma evet. geçiyor. Onu başka programı alacağız inşallah. 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 Şimdi geçen hafta vefat eden Lütfi Doğan hocamızı görüşeceğiz Allah inşallah. Lütfi Doğan hocamız, bak sahabeyi atladık. Önce, Sa'd bin Ebu Vakkas'ı sonraya alalım isterseniz. Tamam. Şimdi kaç dakikamız Mustafa var? Hocam var, Orhan hocam var. 10 dakikamız var şu anda. Tamam. Bir bakalım başladığı yerde kalalım. Lütfi Doğan hocamız 1930 yılında Gümüşhane'de dünyaya geldi. Çocuk yaşlar hıfzını tamamladı. Medrese tahsilinde dünyevi ilim, zahiri ilimleri yani sarf, nahvi, fıkıh, hadis, tefsir ilimlerini okudu. Böylece kendisi önce Kemah ilçe müftüsü oldu. Sonra Erzincan müftüsü oldu. Ankara İlahiyat Fakültesini bitirdi. Dışarıdan İmam Hatip Okulu, Ankara İmam Hatip Okulu ve İlahiyat Fakültesine devam etti. İlahiyat Fakültesini bitirdi. Diyanet Ankara Müftü Yardımcısı oldu. Ankara Vaizliği yaptı. Diyanet İşleri Başkanı yapmış mı? Yaptı, onu da söyleyeceğim. Diyanet İşleri Başkanı müfettişi oldu. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi oldu. Din İşleri Başkan Yardımcısı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı oldu. Vekaleten de 4 yıl Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı. Yürüttü. Dergi ve gazetelerde yazılar yazdı. 1973-80 arasında da Cumhuriyet Sanatosu, o zaman sanato vardı. Bir parlamento milletvekili bir de sanato vardı. Erzurum sanatörü olarak görev yaptı. 19-20-21 dönemde Erzurum milletvekili. İki dönem beraberdik yani. Evet. 20-21 dönemde beraber milletvekili yaptık. Arapça, Farsça, Fransızca biliyordu. Huzur ve saadetin anahtarı, mutluluğun kazanılması, cihatla ilgili ayetler, Kütüb-i Sitte müellifleri yani Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Ebu Davud bu kitapların müelliflerinin biyografilerini yazdı. Nasıl güvenilir insanlar olduklarını anlattı. El-Hucurat suresinin tefsirini yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Bir hatıramı anlatayım beraber. Kavga oluyor. Herkes birbiriyle bir kanun görüşülüyordu. Herkes birbiriyle kavga ediyor filan. O zaman ben grup başkan vekiliyim. Yani grup başkan vekili şu demek yani. Partinin meclisteki genel başkanına vekalet eden. Yani genel başkan vekili. Recai Bey genel başkanımız. Ben onun vekili durumundayım. Oturumlarda söz alma hakkını yazıp yukarıya veriyoruz başkanla. Söz alıyoruz. Milletvekilleri konuşmalarını yapıyor filan. Böyle bir durum. İçeride tansiyon çok yüksek. Herkes birbirine ağır laflar söylüyorlar. Ağır konuşuyorlar. Hatta bir milletvekili öldürülmüştü o sıralarda. Tabii birisi bir yumruk vurdu filan. Ceza da aldı. Milletvekili hapis cezası aldı. Tamam doğru. Hadi ben dışarıda kuliste baktım. Hocam var. Dedim ki hocam içeride bir konuşma yapsanız da çok tansiyon yüksek bir düzelme olur mu filan dedim. Olur dedi yani. Konu neydi dedi. Herhalde Bağkur'la ilgili bir kanun görüşülüyordu. Hatırladım kadarıyla. Dedim hocam siz kanunu bırakın yani böyle bir yatıştırıcı bir konuşma yapın dedi. Olur dedi. Hemen ben yazdım verdim söz verdiler. Hemen çıktı kürsüye. Orada dedi ki sayın milletvekiller siz seçilmiş insanlarsınız. Çok efendi insanlarsınız. Çok terbiyeli insanlarsınız. Birbirinize çok hürmetkar insanlarsınız. Bunlar tutanaklarda var. Merak eden açar olur. Açar bak, evet. Anlattı. Normalde 5 dakikada şey kapanır ya. Yani. Mikrofon kapanır. Evet. O kapatmadan düğmeye basıyor yukarıdaki oturmada. 1-2-3 falan 15-20 dakika bir konuşma yaptı. Oturum kapandı. Milletvekiller sıraya girdi. CHP'lisi, anaplısı, DB'si. Hepsi Hocaefendi elini öptüler. Yani. Ve sonra Hocaefendi bana dua etti. Dedi ki vesile efendim, çok hayra vesile oldun dedi ya. Yani. Çok hayra vesile. Ama o kadar enteresan, o kadar güzel konuştu ki. Hepsinin hani yüreğini yağ eritti derler de öyle oldu. Yıllar ilim, sonra ilim insan olmak bir iki sene önce bir ziyaretini yaptığım zaman hocaya hatırlattım hocam böyle bir.
unutur muyum dedi ya. Allah razı olsun. Çok evet. Hayra vesile iyi bir şey olmuştu. Bir kere benim gördüğüm kadarıyla nezih bir insandı. Kibar, efendi. Tevazu konuşurken sahibi. Hiç bağırdığını duymadım ya. İkili otururken zor dinlersin. Sözün zor duyarsınız. Bu kadar nezih bir insandı. Ömrünün sonuna kadar, son hastane yatışına kadar Balgat'ta ve bir de bir ilçenin birinde bir vakıf kurmuştu. İslami ilimleri anlatma vakfı filan gibi diye. Ve orada hadis, fıkıh, tefsir okutuyordu talebelerini. Böyleyken bir ziyaret etmiştim. Bir kitabı var, hadis kitabı. O burada söylenmemiş. Demeyen adını da hatırladım, söyleyeyim başkanım. İsilay. İslam ilimleri yayma derim. Tamam. Bir hadis kitabı yazmış. Biliyorsunuz 40 hadis yazmak birçok alime nasibi olmuştur. Hoca Efendi 40 hadis yazmış. Bir de Peygamber Efendimiz 63 yaşında vefat etti ya. 23'te hadis ilave etmiş diyor. Meşhur hadisleri. Ve 63 hadisi içeren bir hadis kitabı en son yayınlandı. Yani. Peygamberimizin yaşına. Tabii bu kitaplar hep edin. Hoca Efendi'ye sadaka-i cari oldu inşallah. Teala. Amin, inşallah. Biz ondan razıydık. İnşallah o da bizi severdi. İnşallah Cenab-ı Hak mekanını cennet eder. Amin. Kabri inşallah. Nerede biliyor musunuz? İstanbul'a gitti. Ankara'da Hacı Bayram Veli'de kılındı. İstanbul'a gitti. Süleymaniye'de camide kılındı. Süleymaniye Camii'nin haziresine. Hazire şu demektir yani. Büyük sultanların yaptığı camilerin yan başlarında büyüklerin orada kanuni var. Büyük nakşi şeyhleri var. Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri var. Onun yanı başına gömüldü yani. Benim için de şöyle bir güzel hatıra kaldı. Evet. Tabii vefat haberini de yaptık evet. Tabii biz. Tamam. Vefat haberini okumak da bana nasip oldu. Öyle mi maşallah yani. Tamam. Oradan hatırlıyorum. Yani şimdi netice itibariyle. Son 5 dakikamız kaldığında evet. Hatırlatmak istiyorum başkanım. İsterseniz Mustafa hocamla Orhan hocamla bahsedelim. Şimdi işin özü şu. Bir tane sahabe hayatına örnek verelim. Helal haram noktasında neye dikkat edeceğiz? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e bir gün hizmetlisi bir süt getirdi. O da çok herhalde açtı ki zaten sahabe hiç doymadı. Açtı, besmele çekti ve içti. İçerken durdu, sordu. Bunu nereden getirdin dedi, bunun şeyi nedir? O da anlattığı yeri Ebu Bekir Efendimiz uygun görmedi yani. Öyle deyince, o haber verince elini boğazına soktu ve içtiği sütü çıkardı. O zaman şu ayet-i kerime nazil oldu. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامِ رَبِّهِ جَنَّتًا Rabbi huzurunda günahla durmaktan korkanlar için iki cennet vardır. Rabbi huzurunda günahla çıkmaktan, günahla, günahkar olarak Allah'ın huzuruna çıkmaktan korkanlar için iki cennet vardır. Ayet-i nazil oldu. Buradan şunu bu izleyicilerimize. Demek ki sehven de olsa, unutarak da olsa bir insan böyle bir uygun olmayan bir şey yerse, içerse kusarak çıkarmakta fayda var. Çünkü diyor ki Cenab-ı Hak benim huzuruma günahkar gelmeyin. Eğer korkarak günah işlediğinizi de farkına vararak gelirseniz mutlaka size bir değil iki cennet vereceğim. Tamam. Rabbim o hassasiyeti eyvallah. Anlayabilmeyi nasip etsin. Şimdi Lütfü Doğan hocamı da hatta biraz atlıyorum şeyler programı azaltıyoruz. Şöyle Sa'd bin Ebi Vakkas öbür haftaya kalacak. Evet. Öyle geliyor bana. Tamam. Mustafa Uysal Hoca Efendi. Mustafa Hocam anlatalım. Hı-hı. Çünkü geçen haftadan tamam. Da kalmıştı. Mustafa Uysal Hoca. Hemen 3 dakikaya sığdırmamız lazım. İnlili tamam inşallah. Çumra İnlili. Şimdi İnli eskiden köydü, mahalle oldu. Evet. Kur'an-ı Kerim öğrendi. Halit Güler hocamızın babasından da yazıyı öğrendi. 1964 Konya İmam Hatip Okulu dışarıdan bitirdi. Bu Mustafa Uysal hocam çok enteresan bir hocam. Fotoğrafını da veriyoruz şu anda ekrana. Veriyor muyuz? Hı-hı. Tamam. Bu hoca ben de dışarıdan bitirdi. Biz İmam Hatip Okulu o sene 7 seneydi. 4 yılı bitirdik. İmtihanlara bitiriyoruz. Hoca Efendi de beraber imtihana giriyoruz. O da dışarıdan bitirmeye giriyordu ve orada İmam Hatip 4'ü bitirdi. Sonra 3'ü daha bitirdi. İmam Hatip Lisesi'ni dışarıdan bitirdi yani. Hoca Efendi. Sonra Akşehirli Ahmet Efendi var. Meşhur anlattık burada. O hocadan da ders aldı. 1959'da merkez vaiz oldu. 30 yıl vaizlik yaptı. Kapı Camii, Şerafettin Camii, Aziye Camii, Sultan Selim Camii, o camilerde hocalık yaptı. Siyasi parti ve fırkaya hiçbir yere girmedi.
Şafii yazdığı eserlerde bidat ve hurafelerle mücadele etti. İslam'a sonradan anlatılan şeylerle. İmam-ı Azam'ın oğluna vasiyeti eserleri. İslam'da tesettür ve haya. Bunu hanımlarımızın mutlaka okuması lazım. Yok, hanımlar hem beyler. İslam'da tesettür ve haya kitabı. İslam'a sokulan bidatler ve hurafeler. Okuyayım. Bir de fıkıh kitabı tercüme etti. Mültekâ tercümesi. 2008'de Üçler Mezarlığı'nda vefat etti. Kondu. Üçler Mezarlığı diyorum ya, bir hazine. Onun için dikkat etmek lazım. Mutlaka ziyaret etmek lazım. Orhan Karmış Hoca'yı da anlatalım. Bununla bitirelim inşallah. İnşallah. Bu haftayı böyle kapalım. Bu Selçuk Üniversitesi şimdi 1937 Bursa doğumlu aslında. Ama İmam Hatip Okulu'nu Konya'da bitirdi. Mehmet Ali Uz Bey şöyle diyor. Konya ilim ve irfanına büyük hizmetler veren değerli bir alimimizdir diyor, hocadır diyor. Kendisiyle görüşmemiz oldu. Mustafa Uysal hocamla da sohbetlerimiz oldu. Evet. Önce bu zat Ankara İlahiyatı bitirdikten sonra Konya Mehmet Hatip mezunu yani. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi oldu. Bağdat Üniversitesi'nde 2 yıl öğrenim yaptı. Ankara İlahiyat Fakültesi tefsir asistanı oldu. 1985-87 yılları arasında Almanya'daki giden Türk işçilerinin çocuklarını okuyacağı kitaplar için Almanya'ya gitti. Kitap hazırlandı. Bu heyetin içinde başkanlık yaptı. Hocamız 5 dil biliyordu. Maşallah. Tamam mı? Arapça, Fransızca, İngilizce, Farsça ve Almanca. Altyapılar hep aynı aşağıda. Türkçeyi saymıyoruz yani. Tamam mı efendim? Liseliler için din bilgisi kitapları, tefsirle ilgili kitaplar. Rahatsızlığı nedeniyle emekli oldu. TGRT'de tefsir dersleri yapıyordu en son. Bunun için söylenecek söz şu. Efendi, mazbut, olgun, şahsiyetli, güçlü, hitabetiyle Konya'da sevilip sayılan bir hoca efendiydi. Bunda biz görüşmemiz oldu. Bu 2001 yılında vefat etti. Epey oldu yani. Eyüp Sultan Hazretleri'nin yanında defne. Oh. Herkes yerini buluyor. Ne güzel. Yani Peygamber Efendimiz bak ne diyor. Osman bin Mazum Peygamberimiz süt kardeşidir. İlk Cennetül Baki'ye defne olan sahabidir. Mekke'den Medine'ye geldiler. Peygamberimiz süt kardeşi vefat etti. Peygamberimiz oğlu vefat edince İbrahim'i de yanına gömdü. Diyor ki Peygamberimiz dünyadayken salihlerle oturup kalkın. Ölünce de salihlerin mezarının yanında koyun. Rabbim onu bak şimdi nereye geldi? Evet. Biri Üçler'de Hacı Vesade'nin yanına geldi. Hacı Haydar Efendi Kapı Cami İmam'ın yanına geldi. Biri gitti Kanuni'nin yanına geldi, kondu. Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri çok büyük bir Nakşi şeyhidir. Anlatsanız derya olur. Onu da bir gün alalım programı inşallah. Oraya gitti. Biri de Eyüp Sultan'a gitti. Bize de inşallah iyi insanların yanına gitmeyi ve dünyada da son nefeste imanla göçmeyi hepimize nasip etsin. Geceniz hayırlı olsun. Allah razı olsun. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz ya biz öyle dirilirsiniz. Bu muhabbetin de Allah vergisi, Allah'tan olduğunu. Amen. Yani kendimizden bir şey hesap etmeye gerek yok. Ne veriyorsa Allah veriyor. Yani Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri öyle diyor. Veren sensin, alan sensin. Daha bizim neyimiz var diyor. Yani. Çok Rabbim güzel söylüyor. Hayra vesile olabilmeye nasip etsin. Eyvallah. O niyetle çıktık. Ümit ediyoruz ki dinleyen izleyicilerimize bir şeyler anlatmaya çalıştık. Amen. Ümit ediyorum ki bize dua etsinler. Biz de onlara duacıyız. Amen. Efendim duydunuz başkanımızı. Dua bekliyoruz. Bizler de dua ediyoruz inşallah. Evet bu haftayı da bu şekilde kapatmış bulunuyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Programı kapatmadan kitap hediyemize ilgili hatırlatmayı da son kez yapayım. Ekranlarınızın sol alt köşesinde görmüş olduğunuz numaraya ki şahsi numaram. WhatsApp'tan mesaj atarsanız inşallah kitap hediyeleriz. Kitaplarımız burada bekliyor. Malumunuz İslam'ın ilk emri ikra. Yani oku. Okumakta fayda var. Zarar gelmez diyoruz. Efendim haftaya tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.